Herkese merhaba, ben Mustafa. Google Campus ve Google çalışanları hakkında kimi gereksiz, kimi enteresan birçok bilgiyi sizler için derledik. Gelin derlediğimiz bu bilgilerin ilki neymiş birlikte bakalım. Google Plex, Google ve kompleks kelimelerinden türetilmiştir. Kaliforniya'nın Mountain View şehrindeki Google'ın dev kampüsüne bu isim verilmiştir. Çalışanları bu ismi de uzun bulup ona sadece Plex demeyi tercih etmişler. Bu dev kampüs 110 bin metrekarelik bir alana yayılmıştır. Bu da yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğüne eşit demektir. G-Bike, Google çalışanlarının kampüste, namı diğer Google Plex'te kullandıkları ve Google'ın renklerine boyanan bisiklettir. Sıradan bir bisiklet değilmiş gibi ama sıradan bir bisiklet. Plex'i ziyaret ettiğinizde kampüsü bu bisikletle gezme fırsatı da elde edebiliyorsunuz. Google'da çalışmaya yeni başladıysanız artık bir noobler'sınız demektir. Bir de iyice, aha merhaba ben yeni başladım diye bağıra bağıra gezin istemişler ve şapka tasarlamışlar. TGIF, 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 TGIF her nasıl okunuyorsa. Bizim cuma günleri mesai sonunda bu haftayı da öldürdük diye genelde tabir ettiğimiz şey onlar için Thanks God It's Friday. Ve gün sonunda bunu bir etkinliğe çevirip parti tadında eğleniyorlarmış. Diyelim ekibe yeni biri daha katıldı. O zaman bu partide onun için bir noobler töreni düzenleniyor. Gregglers. 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 Bu da Google'ın yaşça olmuş denebilecek çalışanlarına taktıkları isim. 40 yaşını devirdiyseniz ve bir Google çalışanıysanız artık bir Gregglersınız. Google, miadını dolduran çalışanlarını da es geçmemiş ve onlara ex-Googler yani Zoogler diye adlandırmış. Google'da çalışmaya başladınız, emekli oldunuz, istifa ettiniz veya kovuldunuz. Artık bir Zoogler'sınız. %20 kuralı, Google'ın kendisi için küçük ama insanlık için büyük bir geliştirme programı. Bu programın işleyişi şöyle. Çalışanlardan mesai saatlerinin %20'sini başka bir işe ayırmaları isteniyor. Böylelikle hem iş verimliliği hem de yeni projelere kapı açma planlanıyor. Bu %20'lik zaman dilimi içinde çalışanlar istediği projeyi üretmekte özgürler. Gmail'de bu %20'lik zaman dilimi içinde çıkan projelerden sadece bir tanesi. Google Guides, Google çalışanlarının yıllık olarak yaptıkları ve yöneticilerine oynadıkları ankete verilen isimdir. Yani Google çalışanları patronlarından memnun değillerse bu anket sayesinde rahatlıkla belirtebiliyor. Google bu meşhur kampüsünde bir de T-Rex iskeleti sergilemekte. Kampüsteki birçok şeyin ismi olduğu gibi onun da bir adı var, Stan. İnternet bağlantınız yokken Chrome'a girdiğinizde çıkan oyundaki dinozorun da Stan olduğu söyleniyor. GUTS yani Google Universal Ticketing System. Google kaynaklı dünyada ortaya çıkan bütün sorunların görüldüğü ve çözüme kavuşturulduğu yer diyebiliriz burası için. Sizler için derlediğimiz bu listenin sonuna gel. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bakma hafızı s**k geldi ona, bakma! Niye böyle oluyor ya? Yapamıyorum. Döndüm tabii döndüm. Teşekkürler.